var. Evet, İçişleri Eski Bakanı Saadettin Tantan bizimle birlikte. Saadettin Bey, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Ne yapayım? Teşekkürler. Haberleri izlerken insan şeye kapılıyor. Ya bir taraftan depremi yalana salmak için halkımız mücadele ederken, bir taraftan da bir münferit olay gibi gözükmeyen, projeli bir olay gibi gözüken bu olay hepimizi rahatsız etti, bütün herkesi. Yani seçime giderken Türkiye'nin bu tip provokatif olaylara karşı karşıya kalmaması gerekiyor. Evet, evet, evet. Şimdi tabii bu 7 Haziran 1 Kasım süreci de vardı geçmişte hatırladığımız. Hani Davutoğlu'nun söylesem, konuşsam dediği olaylar vardı. Ve arkasından patlamalar yaşandı. Ve üstelik toplu katliamlar oldu. Gar faciası oldu, Suruç oldu, İstanbul'da da patlamalar oldu. Yani böyle bir ortam mı yeniden hazırlanıyor? Ve bunu önlemenin, burada İçişleri Bakanlığı sorumluluğu yok mu? Tabii ki bakanlık hemen soruşturum var. Yani hiç mi istihbarat almıyorlar? Tabii önleyici kolluk hizmeti bakımından, istihbarat bakımından. Burada bir zafiyet olduğu belli. Ama Bursa Emniyet Müdürü daha önce Diyarbakır'da çalıştığı için hem o bölgeyi hem burayı çok iyi bilen bir insan. Mutlaka bu konuda bir çalışması olmuştur. İstihbarat olmuştur ama özellikle futbolcuların, Bursa'da futbolcuların saldırması demek ki daha önce Diyarbakır'da bir takım olaylar olmuşsa ona karşı bir şey mi vardı bilmiyorum. Tabii daha önce otelde kalırken oradaki taraftarların Diyarbakırlı sporcuların uyutmamak adına oradaki tezahüratların bu bütün genelde bütün şeyde olabilen şeyler. Ama bu örtülemez bir olay. Özellikle Türkiye'nin sinir uçlarının tekrar kaçırması iyi bir şey değil. Türkiye iç ve dış tehditler bakımından, deprem felaketi bakımından yaralarını hep beraber salmaya odaklanmışken özellikle iktidar sahiplerinin bu olayı bütün çıplaklığıyla açığa çıkarması gerekiyor. Bu olayın müsebbibleri kimse, kim planlamışsa ve o çatışma ortamını kimi yaratmak istiyorsa bu Türkiye'nin lehine olmaz, Türk halkının lehine olmaz. Özellikle bölgemizde Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın gelip bizzat PKK-YPG'nin karargahını ziyaret etmesi Türkiye'ye dışarıdan gelen tehditin de boyutunu, büyüklüğünü ortaya koyuyor Namık Bey. Evet. Öyle. Hiçbir şey de şey değil. Ya, tehlikeler üst üste geliyor. Özellikle baktığımız zaman güneyimizde Irak'ta bile Amerikan ve İngiliz gücünün İran etkisi altına alan Irak'ta oradaki Türkçe eğitimin bile son anda Türkiye'nin baskısıyla kabul ettirildiği oradaki güvenlik amirinin bombalı saldırıda öldürmesine dikkate aldığımızda bölgemizden hem Türklere karşı hem de ülkemize karşı büyük bir projenin olduğunu da gözden evet. Uzak tutmayalım. Şimdi Saadettin Tantan sahaya bıçaklar atıldı, mermiler atıldı. Yani her şey vardı bu maçta. Yani bunu münferit bir olay olmadığını az önce girişte siz de söylediniz. Münferit bir olay olamayacağını. Bir de özellikle o beyaz toroslar ve yeşilin resimlerinin posterlerinin taşınması bir taraftan da bir mesaj. Yani o günleri o seyircilerin çoğu hatırlamaz. Yaşı yetmez o tribündeki genç izleyicilerin ama Türkiye bunları çok iyi biliyor. Yani Türkiye'nin karanlık ve kötü bir dönemini hatırlatan simgeler bunlar. Onlardan kimseye fayda gelmez. Sen de biliyorsun ki burada Türkiye'nin zafiyetinin zavallılığını gösteriyor. Yani Türkiye bir hukuk devletine evrilecekse, üniter devletin temel altyapıları yapılacaksa Türkiye'de eksikliği olan görev tanımları ve tarifleri bakımından yeniden istihbarat teşkilatlarının görev tanımı ve tariflerinin yeniden yapılması gerekiyor. Gerek kolluğun, gerek milli istihbarat teşkilatının ve gerekse güvenlik güçlerinin çağın gereklerine uygun olarak ve teknolojiye uygun olarak Türkiye'nin yeniden inşa sürecinde temel altyapılarının inşa edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan da Büyük Millet Meclisi'nin bu konunun
üzerine gitmesi, araştırma yapması, soruşturma yapması ve burada kim bu olayı ortaya çıkarmışsa onun da açığa çıkması gerekiyor. Bu olay öyle geçiştirilemez. Bu olay basit İçişleri Bakanlığı soruşturmasıyla da geçiştirilemez. Tamamen meclisin bu olayın üzerine gitmesi, siyasetin de bu olayın üzerine gitmesi gerekiyor. Evet. Burada evet. kavga ederek değil, tamamen hastalığı ortaya çıkararak Türkiye'nin içerisindeki içeriden ve dışarıdan Türkiye'yi karıştırmak isteyen, uyuyan örgütler, uyuyan yapılar, kimse bundan açığa çıkmasında büyük fayda var. Türkiye seçime doğru giderken de hukuk zemininde, adalet zemininde, güvenlik zemininde gitmek mecburiyetinde. Evet. Peki maçın oynatılmasına ne diyorsunuz? Yani bu koşullarda bu maçın oynatılması doğru muydu? Doğru değil ama işte hakem demek ki bir şey maçı oynat diye öyle emir almış olabilir. Bilmiyoruz ki. Yani hakemin verdiği raporu daha okumadık. Özellikle sağ müşahitinin bu olaylardan dolayı verdiği raporu bilmiyoruz. Yani gazetelerde okuduğumuz kadar, televizyonda gazetelerde gördüğümüz kadarıyla çok felaket bir olay. Hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Ki ileriye dönük çok daha tehlikeli sonuçlar doğurmaya eğilim olan bir provokasyon. Yani baktığımız zaman Diyarbakırspor'un ligde kalması için, Diyarbakırspor'un güçlenmesi için orada rahmetli Hizbullah terör örgütü tarafından öyle şey dediler. Gaffar Okan'ın büyük emeği ve çalışması vardı. Ve orada sabahlara kadar işte Diyarbakırlı insanlar sokakta gezebiliyorlardı. Ve Diyarbakırspor da Gaffar Okan sayesinde ligde tutunuyordu. Ve bugün yine Diyarbakırspor'un ligde olabilmesi, çünkü Diyarbakırlıların sporla iç içe yaşarken, sporla beraber bölgeye sahiplenirken halkı da göz ardı etmemek gerekiyor. Diyarbakır öyle HDP'nin şey yaptığı gibi bir Kürt şehri değil, bir Türk şehridir. Evet. Ve o bakımdan da Diyarbakır'a hepimiz sahip çıkacağız. Evet, evet. Biraz ekranı yukarı alabilir misiniz? Şimdi daha iyi oldu herhalde. Değil mi çocuklar? Şimdi daha iyi. Evet, daha iyi oldu Saadettin abi. Şimdi bir bir İçişleri Bakanımız var. Maalesef o kadar çok olay yaşandı ki. Yani bu Sezgin Baran Korkmaz olayı yaşandı, işte kripto yolsuzlukları yaşandı, işte Cumhurbaşkanı'nın eski uçağıyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığı meselesi yapıldı. Bunların hepsiyle fotoğrafları çıkmış bir İçişleri Bakanı'ndan söz ediyoruz. İşte bu tür olaylarda çifte standart uygulandığını görüyoruz. Birileri bildiri okumaya başladığı zaman 50-100 polisle çevriliyor. Ama birileri maç boyunca orada bir şey düzenleniyor, provokasyon düzenleniyor. Tedbir yok, müdahale yok, her şey kendiliğinden bırakılmış, boşu boş bırakılmış. Yani istifa etmesi gerekmez mi? Efendim, İçişleri Bakanı şu anda bir memur gibi Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumluluğu yok. Sarayın atadığı bir memur gibi bakacaksın. Hiçbir şey yok. O bakımdan saray ne emir veriyorsa ona göre hareket etmek mecburiyetinde. Hatta İçişleri Bakanlığı sarayın tayin ettiği bir başka bürokratın şeyi altında, sarayın çünkü bakanlarla ilişkisinde direkt bakanlarla ilişki değil, sarayın atadığı oradaki danışmanlarla işi götürdüğü, muhatap oluyorlar. Muhatap olduğu ve bakanlarla bile muhatap olmadığı hep söylene gelen bilgiler. Doğruluk derecesi bilinmiyor. Ama yıllar içerisinde Türkiye'nin tek kişiye tabi hükümet sisteminde çok şey kaybettiğim, sorgulanmadığım, denetim mekanizmalarının tamamen tasfiye edildiği böyle bir yapı var. Saray denetimden rahatsız, denetim mekanizmalarından rahatsız. Sarayın yapması gereken aslında tek kişilik hükümet sistemini yapması gereken, yine denetim mekanizmalarının uygulamaya sokması gerekiyor. Ve özellikle güvenilir denetim mekanizmalarıyla her şeyi denetlemesine büyük fayda var. Evet. Sadece şey değil. Şimdi bu
olay hiç öyle yaban atılabilecek gibi bir olay değil. Bunun da mutlaka Büyük Millet Meclisi tarafından araştırılması, soruşturulması gereken bir olay. Bakanlık bu konuyu soruşturabilecektir. Ama oradaki bu soruşturma bürokratik bir soruşturma olabilir. Ama gidip mecliste diyelim soruşturma önergesi verecek muhalefet. Gene MHP ve AKP'nin oylarıyla reddedilecek. Yani o zaman meclis çalışmıyor ki. Meclisin bir şey yetkisi, gücü yok. Denetim gücü. Seçim yaklaştı seçim. Den sonraki rejim değişikliğinde mutlaka bunlar hepsi adalet sisteminin önüne gelecektir. Ve orada bütün çıplaklığı ortaya çıkacaktır. O zaman bu suçu işlemiş, ona teşvik etmiş, ona destek vermiş olanlar da açığa çıkar. Kimse Türkiye'de işlemiş suçlar bakımından yargı soruşturmasından asla kaçamaz. Evet. O bakımdan rahat olanlar okuyun. Ya biz geçmişte biliyoruz ki çok üstü örtülmüş ve kapatılmış olaylar bakımından onlar hepsi açığa çıktı, yargılandı ve mahkum oldular. Şeyden kaçamadılar. Hatta şimdi bile ya bu bir an önce beni yargılayın der gibi Adalet ve Kalkınma Partisi söylemcileri de başta Cumhurbaşkanı olmak üzere artık biz ülkeyi yönetemiyoruz. Gelin ne yapacaksanız yapın bizi yargılayın der gibi şey butonuna basmış vaziyetteler. Seçim butonuna basmış vaziyetteler. Evet. Fakat seçim sürecine giderken bu olaylarda daha da artma, yani daha da vahim olaylar yaşama olasılığı da söz konusu. Geçmiş örneklere bakarsak. Geçmiş örneklere bakarsak söz konusu olabilir. Dikkatli olacağız. Tabii göçlerden kaynaklanan özellikle tehditler bakımından bakıldığında o göçlerden gelen insanlar hangi istihbarat servislerine tabi olduğu, nerede nasıl kullanılacağı belli değil. Ben inanıyorum ki Türk İstihbarat Teşkilatı özellikle nokta olsun operasyonu yapabilecek kadar kabiliyetleri bakımından Türkiye'nin içerisindeki bu tip şeylere müsaade etmeyecektir. Önceden onların yakalanmasına polis teşkilatıyla birlikte önayak olacaktır. Ve Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan bu tip tarihlerle savaşa doğru sürüklenmesine müsaade etmeyecektir diye düşünüyorum. Saadettin abi çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Dileriz devlet elindeki gücü, daha doğrusu hükümet elindeki gücü kullanarak bu olayların önüne geçer ve devam ederse o zaman yine her zaman daha bundan öncesinde olduğu gibi hükümet sorumlu tutulacaktır. Bunun da hesabı herhalde bir şekilde zamanı gelince sorulacaktır. Doğru, aynen katılıyorum şeyinize. Onun için cesur olmak lazım. Hiç korkmaya gerek yok. Ülke bizim ülkemiz. Evet. Bu ülke hep beraber sahip çıkacağız. Özellikle deprem alanına sararken de orada siyaset değil. Tamamen halkın ihtiyaçlarına göre harekette birlikte olacağız, çalışacağız. Burada şunu da sizden aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Özellikle deprem bölgelerinde, köylerde, mahallelerde hizmet etmek üzere İstanbul Göçtaş Kulübü Vakfı ve Turan Bilimler Akademisi ile birlikte hayata geçirmek üzere projelendirdiğimiz anaokulu ve ilkokul ve o okulda ders verecek olan öğretmenlerin de oluşacağı tek katlı konteyner şeyle projelerimiz hazırlanmış vaziyette. Yakında bu projelerle o bölgelere giderek hizmete sokacağız. Bu projeyi Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Ve büyük mesafe kat etmiş vaziyetteyiz. O bakımdan da ülke hep beraber her zeminde sahip çıkacağız Namık Bey'in. Çok çok teşekkürler Saadettin Tantan. Görüşmek üzere tekrar. Güzel bir hafta diliyoruz. Evet, Saadettin Tantan, eski İçişleri Bakanı.